İşe gittiğim bir günden daha herkese merhabalar. Hemen işe gider gitmez kendim demleyip yanımda getirmiş olduğum kahvemden içmeye başlıyorum. Çünkü gerçekten uyanmaya ihtiyacım var. Bu arada metal 5 TL'ler piyasaya sürülmüş ve herkes 1 TL ile karıştırıyormuş. Bu nedenle dikkatli olalım lütfen. İşe gelir gelmez hemen kahvemi içiyorum. 2-3 sayfa kitabımı okuyorum. Kitabımı okumadan günüm sanki güzel geçmiyormuş gibi hissediyorum. Daha sonra arkadaş dışarı çıkacağım. Çok güzel tost yapan bir yer var. Siz de istiyor musunuz dedi. Biz de tabii ki istiyoruz dedik. Ve hemen yarım ekmek tostu gömmüş oldum. Daha sabahın köründe. Yanına da yeşil çay demledim. Biraz olsun tostu kırsın. Biraz daha kalori depolamayı azaltsın diye yeşil çayla beraber tostumu yiyorum. Sanki bir işe yarayacakmış gibi. Olsun ümit dünyası. Daha sonra 1-1.30 gibi öğlen yemeğine çıkıyoruz. Burada öğlen yemeğimin detayını görüyorsunuz. Her şey çok güzeldi. Köfteler çok kötüydü bir tek. Köfteleri yemedim. Yani zaten yemekhanede çıkan hiçbir köfte güzel değil neredeyse. Bilmiyorum hangi etten yapıyorlar. Atatürk bile olabilir. Gerçekten çok şüpheli. Şüpheleniyorum açıkçası. Öğlen yemeğinden sonra kendime güzel bir mango, Hindistan cevizi çayı demliyorum dinlenmek için. Bu çay beni gerçekten dinlendiriyor. Böyle çok soft, çok yumuşak bir tadı var. Böyle ağızda bıraktığı o doku gerçekten çok güzel. Siz de bence mutlaka alın ve deneyin. Daha sonra kitabımdan birkaç sayfa daha okuyorum. Yurt dışından gelen çikolatalardan bir tane yiyorum. Bu da daha bir önceki kitabımdan kalan ayraç. Onu da göstermişim. Neden gösterdim bilmiyorum. Daha sonrasında akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam evde yemek yapmak istemediğim için dışarıdan söyledim. Şaşırdık mı? Asla. İşten geldiğim zaman asla ve asla evde yemek yapmak istemiyorum. Yemek yapmayı da zaten sevmiyorum. Bana aşırı aşırı zor geliyor. O yüzden sağlıklı bir şeyler dışarıdan söylüyorum ve yiyorum. Eğer o gün spora gideceksem. Burada tavuk suyu çorbası, mercimek çorbası ve kıymalı yumurta söyledim. Çok tatlı, çok doyurucu ve çok güzel bir menüydü. Burada tabii ki kedime de biraz çorba veriyorum. Tavuk suyu çorbası. Çünkü neden olmasın ki? Daha sonradan çorbaları içtikten sonra, çorbalar zaten minik kaselerde gelmişti. Onları içtikten sonra kıymalı yumurtaya geçiyorum. Güzelce yiyorum. Gayet lezzetliydi. Yanında ekmek ya da ona benzer bir şey yemiyorum. Burada arkadaşımla spora geliyoruz. Gayet verimli, eğlenceli ve güzel bir spor günü geçiriyoruz arkadaşımla beraber. Bu da arkadaşım. Spordan sonra Starbucks'a geliyoruz. Burada güzel bir kahve içip sohbet edip dinlenmek istiyoruz. Burada arkadaşlarımızla beraber sohbet ediyoruz, dinleniyoruz. Gayet verimli ve güzel bir günde. Spora gittiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.